Şii Müslümanların anladığı veraset anlamındaki velayetin, yani peygambere varis, mirasçı olarak Ali'nin veli olması, öyle mi? Onun velayetinin İslam mezarında ne derecede değeri var? Efendim, kimse kimsenin malına mirasçı olduğu gibi üstünlüğüne mirasçı olamaz. Yani mala mirasçı olmak için filanın sulbünden gelmek yeterli görülmüşken, değerli bir insan olmak için filanın çocuğu olmak, onun sulbünden gelmek gereği diye bir gerek yoktur. O değeri her insan kendisi bizzat kazanmak zorundadır. Annesinden, babasından kadar. Kalan mirasın sonucu kişi şerefli olamaz. Denir belki işte ya filan beyin oğlu, falan ağanın çocuğu ama kendisi o yolda değilse, o terbiyeyi, o davranışları göstermiyor, ters istikamette yürüyorsa babasının da şerefini ikbalık eder. Üç gün sonra millet demeye başlar ki yahu yazık, yani işte filan adamın çocuğu, bak şunun haline bak yani. Babasını da utandırıyor. Yani babası sağ olsaydı yerin dibine girerdi. Evladın halinden utanırdı dedirtiyor. Dolayısıyla Şii, Sünni kim olursa olsun hiç kimse kimseden şerefi tevarüs edemez. Şeref ancak bizzat istihkak olur, bizzat kazanılır. Üstünlük, şeref, takva bizzat ferden ferda elde edilir. Yoksa ben kazanacağım, sen ondan bir ucundan yiyeceksin. Yok yani bu işte, bu iş ona müsait değil. Ama benim kazandığımdan, malımdan yiyebilirsin yani evladım burada arkadaşım. Fakat şerefim yenmeye müsait değil. Yani kendin kazanıp kendin yiyeceksin. Kendin pişirip kendin yiyeceksin şerefim. Haysiyeti, kendin olmayı, veli olmayı kendin kazanacaksın. Öyle elin veliliğiyle veliliğinden geçinemezsin. Müsait değildir. Velayet, keramet ferdidir. Şey değil, mirasta kalmaz kimseye. Peygamberin şerefi kendiyle ilgilidir. Eğer Ebu Bekir de şerefliyse o da kendi kazanmıştır. Yani aynı yolda yürüyerek kazanmıştır. Yoksa sırf Muhammed'in arkadaşı olmak yetmiyor. Yani onun getirdiği davanın da arkadaşlığını yapıyor. O davaya yardımcı olmuş. O davayı yüklenmiş, sırtlanmış. Hayatını o şey vermiş, o da kazanmış. Ömer de öyle, başkası da öyle. Yoksa sırf benden geziyor diye bir adam sözün gelişi şerefli olmaz. Şerefli olması eden davranışlarda bulunursa şerefli olur. Yoksa öyle sigara içenin yanına varırsanız sigara kokar ama sen içmiyorsan işte biraz kokar mokar, ondan sonra senden kokmaz olur. Sen içmiyorsan değil mi? Şereflilik de böyle. Veli olmak, sevgili olmak da böyle. Yani sevgili olmanın yolunu tutuyor. Gereklerini yerine getiriyorsanız olursunuz. Yoksa öyle bir babanız var diye olmazsınız. Öyle bir dedeniz var diye olmazsınız. Çünkü ipliğiniz pazara çıkar. Millet başlangıçta inşallah onun çocuğudur, bilmem nedir der ama bakar sen de onları görmezse yazıklar olsun der. Yani babasının da namını berbat ediyor. Sülalesini de rezil etti. Demiyor mu? Demiyor mu?